günümüzde en önemli hastalıklardan biri de diyabet, yani şeker hastalığı. Milyonlarca, takriben 7 ila 8 milyon insanda şeker hastalığı var. Bu şeker hastalığının %80'i tip 2. Yani tedavi edilmesi mümkün olan şeker hastalığı. Şayet kişi insüline başlamamışsa veya insülüne başlamışsa, yeni insülin alıyorsa tedavisi mümkün. Zaten bu durumda olan birçok hastayı biz hamdolsun iyileştirdik. Mesela Kadıköy Fenerbahçe'de Kayseriler Kulübü'nün yöneticilerinden Ahmet Bey'in şekeri 350-400. Bir türlü doktorlar düşüremiyor. Doktoru diyor ki artık insülin vurulacaksın. Haplar yeterli değil. O da internetten araştırmış, geldi, buldu bizi. Biz ona iksir, aloe vera jel, iksir, aloe vera jel, diyabet çayı ve enfeksiyon çayı verdik. Takriben bizim ürünleri 6 hafta kullandıktan sonra bu beyefendi tekrar geldi. Şekeri normala döndü. İnsülin rizikosu ortadan kalktı. Yani insülin vuruldu mu yavaş yavaş pankreas gidiyor. Şimdi bununla ilgili, şekerle ilgili en büyük çalışmayı keşif hedefi otuyla ilgili yapılmıştır. Keşif hedefi otu şu gördüğünüz bitki. Bunun birleşiminde guanidin denen bir madde var. Guanidin nedir? Guanidin bitkisel insülin diyebiliriz. Guanidine bitkisel insülin. Kişi bu bitkinin çayını içtiğinde iyi gelir. Fakat birleşimindeki etken madde takriben %3 oranlarında olduğu için yeterli değil. Evet. Benim yazmış olduğum bu Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp isimli kitapta guanidin oranı takriben ortalama olarak %3. Yani çayını içtiğinde kişi çok hafif şeker hastalarına iyi gelir ama ağır şeker vakalarında yeterli değildir. Şimdi yapılan klinik araştırmalarda Profesör Doktor Müller, Profesör Doktor Reinwein, bu iki profesör de Alman ve ikisi de kendi üniversitelerinin kliniklerinde araştırma yapmışlardır hastalar üzerinde. Yapmış oldukları araştırmalarda galagenin denen maddenin ve hiperoksit galenin kandaki şekeri düşürdüğünü ispatlamışlardır. Yine aynı şekilde Rus ilim adamları da keşif hedefi otu ile ilgili klinik araştırması yapmışlar. Şeker hastalığına karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Ayrıca Profesör Doktor Kolbit guanidinin aynı insülin, bitkisel insülin gibi etki yaptığını, çünkü bu bitkinin birleşimindeki glukokininlerin aynı insülin gibi olduğunu belgelemiştir. Bizim şimdi çok özel bir çay harmanımız var. Çay harmanımız var. Nereye koyduk? Şurada. Efendim, bunun birleşiminde 6-7 çeşit bitki var. Zeytin yaprağı, alıç, civan, perçembe, kara hindi, ada çayı vesaire. Şimdi bu şeker hastalığına iyi gelir. Fakat birleşimindeki etken madde az olduğu için iksir, aloe vera jel, diyabet çayı, enfeksiyon çayı, tansiyonu varsa tansiyon çayı, bunları kullandığı zaman şeker hastası iyileşir. Şeker hastalarının daha kısa sürede iyileşmeleri için biz çok özel bir kapsül ürettik. Keşif hedefi Forte. Keşif hedefi Forte, bu keşif hedefi otunun içindeki etken maddenin damıtılarak elde edilmiş halinin kapsül haline getirilmiş şeklidir. Yani 100 gram keşif hedefi otu 3 grama indirgenmiştir, konsantre hale getirmiştir. 100 gram keşif hedefi otu
kişi günde çayını içemeyeceğine göre mümkün değil. Ama günde 3 tane sabah öğle akşam kapsül alırsa daha etkilidir çünkü ekstraktır. Şeker hastalarına çok önemli bir müjdemizdir. Bunu kullandığında kişi günde 3-4 defa yavaş yavaş şeker hastalığı riskosundan kurtulur. Bu klinik araştırmalarla etkisi belgelenen bir üründür. Biz bu konuda çok iddialıyız. İnşallah alıp kullanılanı görecek. Fakat şeker hastasının bağırsaklarında şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal, gastrit, ülser vesaire mide ve bağırsaklarında problem varsa mutlaka tedavisi gerekir. Çünkü mide ve bağırsaklardan bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler emilerek karaciğere gelir. Karaciğer bu toksik maddeleri aratmaya çalışıyor. Aratamazsa kanda dolaşan toksik madde hangi organa depolanırsa orada problem çıkıyor. Bu nedenle midesinde ve bağırsaklarında problem olanların tedavi olması şart. Mesela bağırsağında mantar varsa kişinin mutlaka aloe vera jeli kullanması şart. Eğer ki damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme varsa, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, damarlarda sertleşme, tansiyon, kolesterol varsa iksir kullanması şart. Eğer mide, bağırsak, kalp damar rahatsızları ve bağırsak rahatsızları varsa ikisini birlikte kullanması gerekir. Yok şayet gastrit varsa tonik kullanması gerekir. Yani hasta mutlak suretle bu ürünleri kullanması gerekir. Aksi halde tedavi kalıcı olmaz, geçici olur. İyileşebilmesi için hastanın iksir, aloe vera jel, diyabet çayı, enfeksiyon çayı artı keçi sedefotu. Bunları kullandığı zaman kişi inşallah kısa sürede iyileşir. Çünkü bu bitkiyle ilgili klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Herkes müsterih olabilir. Bizim ürünlerimiz hamdolsun %100 ekstrakt içerir. Yani %100 etkilidir. Bu konuda bir problem yok. Hürmetler, saygılar. Kaçta?